Tasavvuf miskinlik midir? Kıymetli kardeşler, miskinlikten maksadımız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği gibi Allahümme ahşurni fi zümretil mesakin, ya Rabbi beni miskinlerin zümresinde haşret şeklindeki hadisinde kastetmiş olduğu miskinlerse, ki bu miskinler dünyaya meyletmeyen, velev ki maddi anlamda zengin olsalar bile dünya ile taallukları, alakaları olmayan, dünyayı sevmeyen insanlar manasındaysa elbette tasavvufun maksadı budur. Tasavvuf insanı böyle bir miskin haline getirebilmek için sayu gayret eder, dünyadan yüz çeviren zahit bir hale getirebilmek için bütün tatbikatını, uygulamalarını tanzim eder. Fakat bu sorudaki maksat şayet miskinden bizim örfi anlamda anladığımız bir tarikata, tasavvufa girip de kendi işlerini başkasının sırtına yüklemek manasındaysa bu hiçbir şekilde doğru değildir. Çünkü büyük tasavvuf imamlarından İmam Tüsteri rahimehullahu teala bizim yolumuzun, tasavvufun 7 esas üzerine mebni olduğunu söyler. Bu esaslardan birisi de kendi işini kendin yapmaktır der. Onun için tasavvuf ehli kendi işlerini kendileri gören, mütevazi yaşayan insanlardır. Tasavvufun insana temel çerçeve olarak çizmiş olduğu hayat tarzı budur. Bu sebeple tasavvuf asla miskinlik, bu manada miskinlik değildir. Hatta Mevlana Halid Kuddisesi Ruhu Buğyetül Vacidinde 12. mektupta bir halifesine mektup yazıyor ve diyor ki وَلَا تُدْخِلُوا الطَّرِيكَةَ اَلَّذ۪ينَ حَمَلُوا اَوْزَارَهُمْ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ. Yani tarikata girip de kendi yüklerini, kendi meşgalelerini insanların sırtına yüklemeye çalışanları tarikata almayın diyor. Böyle bir tembihte bulunuyor. Onun için bu manada tarikat başkalarına yük olmak, işini başkalarına yaptırmak, zorla bir başkalarını kendine hizmet ettirmeye çalışmak filan asla değildir, olmamalıdır. Allahümme salli ala